buzu dolduğu için peşinin oraya çıkıyoruz. Yavaş yavaş bayır yukarı çıkıyoruz. Bunun türbesi. Görüyorsunuz. Her çevresi. Kuzey kısmı. Yönden Gaziantep Besni Adıyaman yolu geçer, bir tek yolu. İşte çevresini çekiyoruz. Batı kısmı, karşıda dağ var, yüksek tepeler, kenarındaki oturduğumuz yer dinlenme yeri, misafirlerin oturma yeri olan damdan çekiyoruz. Burası da mezarlık. Vakkas Hazretleri'nin yanındaki mezarlık. Evet. Hicret'in 634 yılında Halid bin Velid'le burada Romalılarla karşı savaş yaparken şehit olduğu nedeniyle buraya türbe yapılmıştır. Türbenin önünde dağın ağacı. Halen dağınlar üstünde. Evet. Dağın ağaçları halen üzerinde duruyor. Kuşlar yiyor. Yanındaki ağaçlar. Yeşil menengiş ağaçları. Türbenin çevresindeki duvar. Yapısı çok eski tarihlere dayanır. Arka kısmı çevresi düzlük, ağaçlık, çimenlik. Dağın başı çimenlik böyle düz. Daha ileride de ağaçlar var. Sanki bir deniz gibi görünüyor. Sis yerde. Dağdan bakınca sanki yerde bir deniz var. Aslında önü ova.
şey mezarlığı Seyyid-i Vakkas Hazretleri'nin sınır içinde. Ve araba yolu. Evet. Burası Seyyid-i Vakkas Hazretleri'nin yanındayız. Şimdi mezarlıkta bir eser okuyacağım. Kendim yazdığım bir deyişi okuyacağım. Dünya fani ise cennet kâr mıdır? Dünya fani ise cennet kâr mıdır? Kötülükten fayda gören var mıdır? Kötülükten fayda gören var mıdır? Yüklemiş malını geçer dünyadan. Yüklemiş malını geçer dünyadan. Yıkılmış kervanı mezar dar mıdır? Yıkılmış kervanı mezar dar mıdır? İlim irfan ile gezin dünyayı, insanlık yolunda görme vanayı. İnsanlık yolunda görme vanayı. Ki ey Mevla Kerim, hak yolunda koşup murada erin. Hak yolunda koşup murada erin. Gönül sultan ise postunu serin. Gönül sultan ise postunu serin. Bedir'in aslanı hünkârı görün. Bedir'in aslanı Habibi görün. Gönül hacı ise gezin zümreyi. Gönül hacı ise gezin ümreyi. Aşıklar sultanı Yunus Emre'yi. Aşıklar sultanı Yunus Emre'yi. Bye.
Sakın dünya halimiş ahreti cennet söyledik. Şarkı ver dünyadan ol nebiye. Türbenin içindeyiz. Şehid-i Vakkas Bilmel Hazretlerinin huzurundayız. Burası karanlık ama ne de görünüyor. Sahri orada mı? Yok. Burası bir kubbe. Var mı o dibe? Hangisi? Oraya ben çekeyim. Orada köyden ziyaretçiler buraya bakım yapıyorlar. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Hürmü çekmede. Çok yardımlar dokundu. Şimdi işte Seyit Sancağı. Seyit Hazretlerinin sancağı. Baş yüzündeyiz. İçeride ışıklandırma zayıf olduğu için biraz karanlık. Gelenler okuyor, tesbihler, herkes bir hediye var. Mum yakıyoruz. Ayağımızın da başucuğunu çekiyoruz.
ziyaretin altındaki ziyaret köyünün çevresini çekiyoruz. Buraya araba da geliyor. Arabana çok yakın. İşte iki tepenin arasında hayvancılık, pamuk ve ziraatla uğraşırlar. Daha evvel sisli çekmiştik burayı, şimdi sis kalkmış. İşte araba noası. Fıstık bahçeleri ve muhtemelen meşe ağaçları. Çok büyük meşe ağaçları var. Burası ziyaretin tepenin daha yatay bir bölgesi. Arka taraf dik, burası yatay arazi. Çok güzel geniş yapılmış yol. Çevresi ve fıstık bahçeleri. Burası Araban'a bağlı. Vilayeti Gaziantep ilçesi Araban. Ne? Ziyaret köyünün yolu. Ve ova, Araban ovası. Ve sisli olduğu için pek uzakları çekemiyoruz. Bu tarafı Araban'a gidiyor. Üst tarafı da işte gördüğümüz ziyaret. Seyyid-i Vakkas Hazretlerine giden, ziyarete giden ziyaret köyün yolu. İşte şu gördüğünüz ağaçlık tepe üstü ziyaret. Bu da Adıyaman Besni yolu. Besni'ye giden tek yolu. Yani bağlı. Gördüğümüz karşı tepe görünen yer araba. İşte karşıda Seyyid-i Vakkas Hazretleri'nin şu tepe. Yasin olduğu tepe. Altında da köy.